Bismillahirrahmanirrahim. Babu inza'il hamiri alel khayl. Merkebi at üzerine çekmek, kısrak üzerine çekmek caiz mi değil mi? Bunda da iki ihtilaf var. Katır meydana gelmek için babası eşek, anası at olursa himar meydana gelir. Bu caiz midir, değil midir? Ulemanın bir kısmı diyor caiz değildir. Bir kısmı diyor caizdir. Bugünkü bab bu meselenin ihtilafını halledecek. Haddesena Rabi'ul Me'ezzinu kâle haddesena Şuayb ibn-i Leys kâle akhberena Leys an Yezid ibn-i Ebi Habib an Ebil Khayr an Ebi Ruzeyn an Ali ibn-i Ebi Talib kâle Hz. Ali buyurdular ki kerramallahu veçe ehdeytu li Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem bağleten bir katır Peygamber Efendimiz'e hediye eyledim. Ferakibaha, Peygamber Efendimiz katıra bindi. Fekal Aliyyün, Hazreti Ali buyurdular ki o vakit, Peygamber Efendimiz katıra bindikten sonra, لَوْ حَمَلْنَا الْحَم۪يرَ عَلَى الْخَيْلِ Merkebi ata çeksek, لَكَانَ لَنَا مِسْبُهَاز۪ي İşte bunun gibi katır olur. Yani Peygamber Efendimiz'e diyor ki, eğer biz merkebi ata çeksek işte bu katır gibi olur. Yani Resulullah Efendimiz katıra bindiğinden Hazreti Ali'nin radıyallahu anh'ın hoşuna gitti. Böyle biz de yapalım demek istedi. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ona cevaben dedi ki innemâ yef'elü zâlik bunu işler ellezîne şul bir kimseler ki la ya'lemûn bilmezler. Bilmeyen adamlar bunu yapar. Neyi bilmezler? Orası meçhul. Bilmezler. Neyi bilmezler? Şimdi bunun izahı lazım. Bilmedikleri ne? Ha, aşağıda bu zümre, birinci zümre diyorlar ki yani cahil adamlar, elimleri yok. Bunun haram olduğunu bilmezler de bu haramı irtikap ederler. Ha, ikinci zümrede diyor ki hayır, bilmezler şu manada. Eğer atı ata çekseler at olur. Atlarda sevap vardır. Ta kıyamete kadar onlar için ecir ve sevap vardır. Fakat katırda sevap yoktur. Katır desenede sevap yoktur. Yani sevabı bilmezler. Katır meydana geldiğinde o adam ne sevap alacak? Hiçbir sevap almayacak. Ama at meydana gelirse kıyamete kadar sevap alacak. Aşağıda geliyor ki at beslemek üç türlüdür. Birisi ecirdir, birisi müstehaptır, birisi de haramdır. İzahı gelecek. Şimdi burada bilmezler diye mutlak geçti. Bilmezler. Haddesena Fehdun kâle haddesena Ebu Gassan kâle haddesena Şureykün an Uthman an Salimin an Uthman ibn Alkama an Aliyin anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem nehruhu. Yine Hazreti Ali kerramullah ve şehuden bu hadisi şerifi Fehd rivayet eyledi İmam-ı Tahaviyyen. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد حاب حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جهدم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس buyurdular ki مختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz bizi muhtas kılmadı bir şeyin hiçbir şeye hiçbir şeyi diğer nasa has kılmadı da bize kıldı. Bu hiçbir şeyle bizi başka adam nas'tan ayırt etmedi. Evet, dünen nas, nas'tan başka bizi bir şey, hiçbir şeyle ayırt etmedi. İlla biselâsin, illa üç şeyle. Üç şey bize hastır, diğer nas'ta bunlar yoktur. Ehl-i Beyt'e hastır. O da neymiş üç şey? İsbâğul vudu, abdest alırken abdesti bol bol almak. Bu Ehl-i Beyt'e mahsus. Ve en la nekule sadaka, sadaka yememek. Diğer nasıl sadaka yer, ehl-i beyt yemez. İki, ve en la nunziyel humura alel khayli. Bir de merkepleri atlar üzerine çekmemek. Ehl-i beyte bu caiz değildir. Fakat diğerleri yaparlar. Şimdi bu hadisi şerif mucebince ve yukarıdaki hadisi şerifte de bunlar bilmeyenler bunu yaparlar. Bu iki hadisi şerifle delalet etti ki bu iş caiz değil. فَزَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذَا Ulemadan bir kısmı buna sahip oldular. فَكَرِهُ Kerih gördüler. اِنْزَاءَ الْحُمُّرِ عَلَى الْخَيْلِ Merkebi ata çekmeye
razı olmadılar. Bunu kerih gördüler. Ve harramu zalike. Bunu haram kıldılar. Ve mena'u minhu. Bundan da nasimen ettiler ki haramdır dediler. Ve ihtecu bihazihil asar. Bu eserlerle ihticac ettiler. İyi bir şey olsa Ehl-i Beyt'e Peygamber Efendimiz izin vermedi. İyi bir şey olsa verirdi. Bir de yukarıki hadis-i şerifte de bilmeyenler bunu yapar. Yani haram olduğunu bilmeyenler bunu yapar. Bu iki hadisle istidlal ettiler ki bu haramdır. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Ülemanın diğerleri bunlara muhalefet ettiler. فَلَمْ يَرَوْ بِذَٰلِكَ بَأْسًا Bunda beis görmediler. Merkebi ata çekmekte beis yoktur dediler. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ Bu ikinci zümrenin hüccetinden oldu. فِي ذَٰلِكَ Bu meselede. اَنَّ ذَٰلِكَ Bu merkebi ata çekmek لَوْ كَانَ مَكْرُوهًا مَكْرُوهُ وَحَرَمْ olsaydı لَكَانَ رُكُوبُ الْبِغَالِ مَكْرُوهًا Katırlara binmekte mekruh ve haram olurdu. Niçin? Madem bu aslında haram, merkebata çekmek haram öyleyse o katıra binmek de haram. Niçin? O katırın meydana gelmesine sebep oluyorsun. Ve sebep olduğun gibi harama sebep oldun. لَنَّهُ لَوْلَا رَغْبَةُ النَّاسِ فِي الْبِغَالِ وَرُكُوبِهِمْ اِيَّهَا Nas'ın katırlara binmesinde rağbeti olmasaydı. Evet. لَمَا اُنْزِيَتِ الْحُمُرُ عَلَى الْخَيْلِ Merkepler atlara çekilmezdi. Demek rağbet var. Onun için çekiyorlar ki katır meydana gelsin. أَلَا تَرَى Görmez misin? اَنَّهُ لَمَّا نُهُيَنِ اِخْسَائِ بَنِي آدَمِ Beni Adem'i vurdurmaktan nehyedildi. اَلَيْسَ كُرِهَ بِذَالِكِ Bu sebeple mekruh oldu. اِتْتِخَادُ الْخِسِيَانِ Vurulmuş adamları hizmette kullanmak adamları hizmette kullanmakta olucudur. Ma ol bir şey ki yehmilu hamleder. Min tahdidihim. Nasi tergib-i teşvik etmekte ala ihsahim onların vurulmasına. Rağbet gördü halk arasındaki vurulmuş adamları alsın, hizmetçi kullansınlar. Öyleyse onu gören adamlar gider çocukları tutarlar, onları vurdururlar, getirir satarlar. İşte bu harama vesile olur. Millet istimal etmedi mi öteki adam da götürüp onları vurdurmaz. Şimdi farz et ki piyasaya vurulmuş adam getirdiler. Kimse almıyor. Kimse yüzüne bakmıyor. İkinci defa adam giderdi onu getirir mi? Getirmez. Fakat bakıyor ki pazara götürdüğüm gibi hemen alıyorlar. İyi de para veriyorlar. Gider başkasının çocuğunu kaçırır onu da vurdurur getirir satar. Haram ağaları gibi olur. لَاَنَّ النَّاسَ نَاسْ اِذَا تَحَامَوْا اِتِّخَاذَهُمْ Vurulmuş adamların istihdamından kaçınsalar lem yergab ehlül füski fi ihsaihim. Ehli füsku fücur onları vurmaya rağbet etmezler. Götürüp de vurdurmazlar. Şimdi bu da neye misal? Öyleyse katıra binmekle rağbet olmasa kimse merkebi getirip ata çekmez. Katırda meydana gelmez. وَقَدْ حَدَّسَنَا ابْنَ اَب۪ي دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا عَفِيفُ بْنُ سَالِمُ قَالَ حَدَّسَنَا الْعَلَاءُ بْنِ عَيْسَى الزَّهَبِيُّ قَالَ اُتِي عُمَرُ بْنِ عَبْدُ الْعَز۪يزِ بِخَص۪يِّ Ömer ibn-i Abdülaziz radıyallahu anh'a bir vurulmuş adam getirdiler. فَكَرِهَا اَنْ يَبْتَاعَهُ Onu satın almayı hoş görmedi. Yani satlık getirdiler ki alsın almadı. وَقَالَ Dedi ki مَا كُنْتُ olmadım. Li u'ine ihanet edici, yardım edici olmadım. Alel ihsa adamları vurmaya yardım edici olmadım. Yani ben bunu alsam satan adamlar gider başka bir adamı daha vurur getirirler satarlar. Öyleyse satın almayalım ki onlara yardım olmasın dedi. Fekullu şeyin her bir şey ki fi terki kesbihi onun kesbinin terkinde olucudur. Terkün li ba'd ehlil maasi لِمَعْسِيَتِهِمْ Ehl-i maasinin bazısının masiyeti terki olucudur. O şeyin kesbini terk edersen ehl-i masiyet de kendi masiyetlerinin bazılarını terk eder. Böyle bir şey varsa فَلَا يَنْبَغَيْ كَسْبُهُ Onun kesbi layık değildir. İşte vurulmuş adam da böyledir. Bunu kim yapıyor adamları bulanlar? Günah sahibi, ehl-i masiyet, fısk, hücür sahipleri yapıyor. Öyleyse sen ona rağbet etme ki onlar da o masiyeti yapmasınlar. فَلَمَّا رُجْمِعَ وَقْتَكِ اِجْمَعُ الْاُنْدِي عَلَى اِبَاحَةِ اتِّخَادِ الْبِغَالِ
katırların ittihazının mübah olmasına icma hasıl oldu. Ki katırları kullanmakta beis yoktur, mübahtır. Her iki zümrede bunda icmai var. Ve rükû biha katırlara binmeye, inmesinin mübah olmasına icma hasıl oldu. Delle zâlik bu delalet etti ki alâ ennen nehyellezî fil âthâril uvel. Şu geçen iki hadisi şerifteki nehi lem yurad bihi tahrimu. Bununla tahrim murad edilmedi. Peygamber Efendimiz bilmeyenler bunu yapar. Yahut da ehli beyt bunu yapmasın. Bununla haram murad edilmedi. Velakinnehu uride bihi ma'nen ahir. Bununla başka bir mana murad edildi. Tahrim değil, başka bir mana. O başka mana nedir? Şimdi onu öğreneceğiz ki haram değilmiş de yeneymiş. فَمِمَّا رُوْيَانْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadislerdendir. فِي رُكُوبِ الْبِغَالِ Katırlara bindiği hakkında. Evvela Resulullah Efendimiz katırlara binmiş mi, binmemiş mi? Birçok hadislerle şimdi ispat edecek ki Resulullah Efendimiz katırlara binmiş. Merkebi ata çekmek haram olsa Resulullah Efendimiz de katıra binmezdi. Niye? Katır o haramdan meydana geldi. Caiz olmaz. Resulullah Efendimiz madem katıra binmiş, demek merkebi ate çekmekte beis yok. Evet, bu hadislerdendir. Peygamber Efendimiz'in katırlara bindiğini ispat eden hadislerdendir. Ma bir hadisi şerif ki قَدْ حَدَّسَنَا اِبْنَ اَب۪ي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا الْقَوَارِي رِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَب۪ي اِسْحَقْ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَى Bir adam Bera ibn Azib'e dedi ki Ya Eba Umara velleytum yevme Huneyn onun künyesi Bera ibn Azib'in Eba Umara Ya Eba Umara siz Huneyn harbinde gerisin geri kaçtınız mı? Düşman sizi nasıl sıkıştırdıysa geriye kaçtınız, böyle mi yaptınız? Fekale dedi ki la vallahi geriye kaçmadık. Ma vella Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kat'i surette Hat meydanından geri çekilmedi. Velakin vella sür'anun nas. Nas'ın sür'ani, acelecileri çekildiler. Hemen birdenbire hücum ettiler. Kendilerini de oklara karşı muhafaza edecek üzerlerinde bir şeyleri yoktu. Birdenbire Havaz'ın kabilesi yağmur gibi okları yağdırınca kendilerinde zırhları, kalkanları bir şeyleri yok. Hemen gerisin geri kaçtılar. İşte kaçanlar onlar oldu. Telakkethum Havazinu bin Nebil. Havazin kabilesi onları oka tuttular. Onlar da kaçtılar. Ve lekad reytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resulullah Efendimiz'i gördüm diyor. Ve huve ala bağletihil beyda. Beyaz katırının üzerindeydi. Ve Ebu Süfyan ibnül Haris emucesi oğlu. Ebu Süfyan ibn Haris. Haris Peygamber Efendimiz'in emucesi. Onun oğlu da Ebu Süfyan. O da Ebu Süfyan, bizim bildiğimiz Ebu Süfyan değil. Peygamber Efendimiz'in emucesi oğlu olan Ebu Süfyan. Ahizun bili camiha, onun katırın yularını tutmuştu. Ve huve yekul, Peygamber Efendimiz de derdi. Enen nebiyyü la kezib, ene ibn Abdülmuttalib. Enen nebiyyü, ben peygamberim. La kezib, yalan yok. Ve ene ibn Abdülmuttalib, ben Abdülmuttalib'in oğluyum. Niçin babası Abdullah'ı demedi de Abdülmuttalib'i dedi? Çünkü herkes dedesini bilirdi. Babasını ekser nasıl bilmezdi de. Onun için Ene bin Abdülmuttalib dedi. Yani Peygamber Efendimiz meharekeden gerisin geri çekilmedi. O arada sebat etti. Hatta katırı tahrik ederdi. Ayaklarıyla vururdu ki düşman üzerine gitsin. Ebu Süfyan ibn Haris bir tarafında, Hazreti Abbas da bir tarafında tutardılar ki tek başına gidip de düşmanın içine düşmesin. Peygamber Efendimiz katırı sürüyor düşman üzerine, onlar da gerisin geri çekerdiler. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ebu'l Velid kâle haddesena Şöbe kâle akberena Ebu İshak fezekere bi isnâdihi mislehu. Bu hadisi şerifi başka bir isnatla zikreyledi. Bu hadiste ne var? Peygamber Efendimiz'in katıra bindiği var işte. Bak diyor, katırın rengini de beyan ediyor. Beyaz katır üzerindeydi Huneyn Harbi'nde. Haddesena Ebu Nebi Davud kâle haddesena Ali İbnül Cihad قال حدثنا زهير بن ابي اسحاق عن البراء مثله yine aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi İbn Ebi Davud terkiyle rivayet ediyor. حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث
قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن كثير بن عباس أن أباه العباس بن عبد أن أباه العباس بن عبد المطلب قال حضرت عباس buyurdular ki شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين حنين harbinde beraber idim فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث ben ve benim kardeşim Haris'in oğlu Ebu Süfyan mülazemet ettik. Kime? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e yani ayrılmadık. Mülazemet ettik. İzah ediyor. Felem nüfarikuhu hiç Resulullah Efendimiz'den ayrılmadık. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de ala be'letin lehu kendisinin bir katırına binmişti. Öyle katır ki beyda beyaz bir katıra binmişti. Öyle katır ki ehdaha o katırı hediye etmişti lehu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Kim hediye etmişti? Fervet ibn-i Neffâsetel Cüzâmiyyû. Beni Cüzam kabilesinden Fervet ibn-i Neffâse onu hediye etmişti. Beyaz katır. O beyaz katırın üzerindeydi. Ve Hazreti Abbas bir tarafında, Ebu Süfyan bir tarafında Peygamber Efendimiz'in biri yularından biri rikabından tutmuş ileriye gitmesine mani oluyordular. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena İbrahim ibn Beşşar kâle haddesena Süfyan kâle semi'tu Zuhriye yuhaddisu an Kesir ibn Abbas an abihi nahvehu. Aynen bu hadisi şerifi Muhammed ibn Huzeyme İmam-ı Tahavi'ye rivayet buyurmuş. Haddesena Ali ibn Abdurrahman kâle haddesena Affan kâle haddesena Abdülvahidi ibn Ziyad قال حدثنا الحارث بن حسين قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود buyurdular ki كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين حنين harbinde ben Peygamber Efendimizle beraber idim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala ba'latihi Peygamber Efendimiz de katırının üzerindeydi. Şimdi bu hadisi şerifler hepsi ispat ediyor ki Resulullah Efendimiz katıra binmiş. Katır haram olsaydı binmezdi. Haddesena Fehdun kâle haddesena Ebu Bekri ibn Ebi Şeybe kâle haddesena Ali ibn Müsir an Yezid ibn Ebi Ziyad an Süleyman ibn Amr ibn Lahvas an Ümmihi kâlet râitu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevmen nahr. Ben Peygamber Efendimiz'i bayram günü gördüm. Kadın diyor inde Cemretil Akabe Cemretil Akabe'nin yanında ve huve ala ba'latihi o da katırının üzerindeydi. Şeytanı taşlamaya gitmiş, katırın üzerindeyken şeytanı taşlamış. Haddesena Fethun kâle haddesena Abdullah ibn Salih kâle haddeseni Muaviyyet ibn Salih an Abdullah ibn Bişirin an ebihi ennehu kâle etâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Peygamber Efendimiz geldi, iyyâhum onlara gitmiş. وَهُوَ رَاكِبُنَا لَا بَعْلَتِهِ kendi katırına binerek onlara gitmiş. حَدَّسَنَا نَسُرُ بْنُ مَجْدُوقُ قَالَ حَدَّسَنَا آدَمُ بْنُ يَاسِ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَ قَالَ حَدَّسَنَا ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ وَحُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ قَالَ Hazreti Enes'ten rivayet eylediler. Hazreti Enes buyurdular ki يَعْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَعْلَتِهِ شَهْبَا Peygamber Efendimiz beyaz katırının üzerindeydi. Femerre ala haitin li beni neccar. Beni neccardan birisinin bahçesine gitti. Feiza kabrun yuazzebu sahibuhu. Bir de baktı ki orada bir kabir var. O kabirin sahibi de azap ediliyor. Kabir azabını hissedermiş diye işitti. Yok, Peygamber Efendimiz şimdi orada, o hayvan başka. Peygamber Efendimiz baktı ki mucize olarak orada bir kabir var, bu da azap ediliyor. Burada diyor ki rivayette fehasab. Hasab, lügate baktım. Hasabe babından gelmiyor. Hasabe geliyor. Hasabe tahsib, hasabe bir yeri taş döşerse der ki hasabe. Burada fehasab mufaale babından gelmiyor. Buradaki lügate bulamadım. Yani oraya taş mı attı, ne demek istiyor onu da anlayamadım. Bu, siz başka bir yere, Sayın Efendi, hele bakın bu kelimeyi bulabilir misiniz? Aslında da bakmadın mı? Baktım, yok, hiçbirisinde bulamadım.
Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Esas maksat bu. Şimdi burada diyor ya. Peygamber Efendimiz o kadri onlara gitmiş katır üzerinde olduğu halde. İşte bunu zikrediyor. Fakat hadisin tamamı orada bir kabir gördü ki azap ediliyor. Peygamber Efendimiz buyurdu ki levla ella tedafenu. Eğer millet birbirini def etmeyecek olmasaydı le de'avutullah, ben Allah'a dua ederdim. Ney yusmi'ukum azabel kabir. Kabir azabını size işittireydi. Dua ederdim, kabir azabını işitirdiniz. Fakat millet kabir azabını işitti mi kimse kimseyi götürüp de daha defnedemezdi. Kalırdı, ölen adam kalırdı evinde. Niye? Nereye götürecek adam defnedecek? Kabire. Kabirde gittiği gibi kabirdeki adamların azapta olduğunu görecek. O azabı gördüğü gibi adam koyup kaçacak. İşte bu tehlike olduğundan dolayı ben bu duayı yapmıyorum ki gaflette olasınız da ölüleri götürüp def edesiniz. Haddesena Ahmed ibn Davud, kala haddesena İbrahim ibn Muhammed el-Şafi'i, kala haddesena Ma'un ibn İsa, kala haddesena Faid, an Ubeydillahi bin Ali ibn Ebi Rafi, an Ebihi ennehu ra'a bağleten Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in katırını gördü, şehba'e, beyaz, beyaz idi. Ve kânet inde Ali ibn Hüseyin. Peki ne vakit gördü? Ali ibn Hüseyin, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın oğlu Zeynel Abidin vardı ya. Ona Ali de, esas ismi Ali, lakabı Zeynel Abidin. Diyor, o katır ona isabet etmişti. Vereseler arasında teksim etmişler. Onun yanındaydı. Ben gittim o katırı gördüm. Beyaz bir katır idi. Evet. Gören kim? Ebu Rafi. Esad'dan. Abdullah, Ebu Rafi'nin oğlu Ali. Ali ibn Ebu Rafi diyor. Esas ravi Ubeydullah, babası Ali'den rivayet ediyor. Ve haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ömer ibn Yunus en İkrimete ibn Ammar kâle haddeseni İyasu ibn Seleme kâle haddeseni Ebi. İyasu ibn Seleme babası Seleme'den, Selemet ibn Rekve'den rivayet eyledi. Kâle gazevna me'a Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn'e. Selemet ibn Rekve diyor ki biz Resulullah Efendimiz'le Huneyn'de harp ettik. Fezekere hadisen tavilen. Uzun bir hadisi şerif zikreyledi Ebu Seleme. Selemet ibn-i Lekve. Fihi o hadiste orucudur ki femerertu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resulullah Efendimiz'e geldim. Ne olduğum halde geldim? Münhezimen. Münhezim olarak. Yani gittiğim yerde tutturamadım. Gerisin geri kaçtım. Kaçtım ki Resulullah'a geldim. Ve huve ala bağletihi şehba. Peygamber Efendimiz yerinde sabit duruyor beyaz katırın üzerinde. Burada Selemet ibn Ekber bir ileri gidiyor da ileride Müslümanlar da bir gidiyor, Müslümanlar kaçıyor. Bu da bakıyor ki ben tek kaldım. O da münhezim olarak gerisin geri geliyor ki Peygamber Efendimiz beyaz katırın üzerinde yerinde sebat ediyor. Haddesene ibn-i Nasr'ın kâle haddesene ibn-i Vehb'in en Emr ibn-i Haris en Sa'id ibn-i Ebi Hilal أن أسلم ابن أبي عمران أن عقبة ابن عامر قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلته Peygamber Efendimiz katırına bindi diyor عقبة ابن عامر فاتبعته ben de onun peşine gittim ثم ذكر الحديث sonra hadisi zikreyledi. Şimdi bunların hepsinde Peygamber Efendimizin katıra bindiği var mı yok mu? Fakat tevateret el asar an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün eserler tevatür derecesinde geldi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bi ibahati rukubil bigal katırlara binmenin mübah olduğu hakkında Peygamber Efendimiz'den bu kadar eserler varid oldu. Çünkü Peygamber Efendimiz bindi mübahtır. Mübah olmasa binmezdi. Hadiste bir tane, iki tane, beş tane değil. Tevatür derecesinde geldi. وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَٰلِكَنْ عَلِيِّ بْنَ اَب۪ي طَالِبْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ali kerramallahu veçhevden de bir rivayet var. O da nedir? Maşul bir rivayettir ki قَدْ حَدَّسَنَا فَهْدٌ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ نُعَيْمٌ قَالَ حَدَّسَنَا عَيْزُ بْنِ حَب۪يبٌ اَنِ الْحَجَّاجِ اَنْ سَعِيدِ بْنِ اَشْوَعٍ اَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا Ben Hazreti Ali'yi gördüm. اُتِيَ بِبَغْلَةٍ Bir katırı getirdiler. يَوْمَ الْاَدْحَا Kurban bayramı günü. فَرَكِبَهَا Ona bindi. فَلَمْ يَزَلْ يُكَبِّرْ Tekbir etmede devam etti. Katıra bindi, gidiyor ve tekbir getiriyor.
Hatta etel cebbane, hatta bayram namazı kılınacak yere geldi. Cebbane, bir milletin toplanıp namaz kıldığı yer yahut duaya çıktığı yer, bunlara cebbane derler. Bir de kabristan'a da cebbane derler. Fakat buradaki murat Hazreti Ali kerramallahu veche bayram namazına giderken katırı getirmişler. Katıra binmiş ve bayram yerine gidinceye kadar da tekbir getirmiş. Haddesena Ebu Bisir Rakkiyyü kâle haddesena el Haccacu ibn-i Muhammed en Şu'bete en el Hakem kâle semi'tu Yahya ibn el Cezzar en Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh ennehu kharece yevmen nehre ala bağletin beyza. Ben Hazreti Ali'yi gördüm, bayram, kurban bayramı günü beyaz bir katıra binmişti. Yuridus salate, namazı murad ediyordu. Yani katıra binmiş nereye gidiyor? Bayram namazını kıldırmaya gidiyor. Fecaa raculun, bir adam geldi. Feahaze bi hutami bağleti, katırının yularından tuttu. Yani durdurdu onu. Niçin durduruyor? Feseelehu, Hazreti Ali'ye sordu. Neden? En yevmil haccil ekber. Hacci ekber hangisidir dedi. Onu soruyormuş adam. Fekale, Hazreti Ali buyurdu ki, huve yevmüke hâzâ, işte senin bugünündür. Hacci ekber işte bugündür. Halli sebîlâhâ, katırın yolunu bırak dedi. Şimdi burada Hazreti Ali kerramallahu ve şehde katıra binmiş mi binmemiş mi onu ispat etti ki o da binmiş. Haram olsa o da binmezdi. Feyin kâle kâilun, فَمَا مَعْنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Bir adam itiraz etse, dese ki, madem sen böyle diyorsun ki caizdir, katıra binmek caizdir, merkebata çekmek de caizdir. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ'ın bir hadisi şerifi var. O hadisi şerifinde buyurdu ki, اِنَّمَا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Merkebi, ata çekmeyi bilmeyenler yapar. Bu hadise ne diyeceksin? Caiz olsaydı Resulullah Efendimiz bunu buyurur muydu? قِيلَ لَهُ. O adama cevaben denilir ki, قَدْ قَالَ اَهْلُ الْعَلْمِ ف۪ي ذَٰلِكَ. Bu mesele hakkında ehli ilim dediler ki, مَعْنَاهُ بَحَدِسِ شَرِفٍ مَعْنَاسِ اِنَّ الْخَيْلَ قَدْ جَاءَ فِي اِرْتِبَاطِهَا وَاَكْتِسَابِهَا وَعَلَفِهَا الْأَجْرُ. Ehli ilim dediler ki, اِنَّ الْخَيْلَ, خَيْل yani at cinsi, قَدْ جَاءَ geldi, irtibatiha, onu ribat kılmak, Allah yolunda vekfetmek, Allah'ın fisebilillah kullanmakta, yani Allah'ın yolunda kullanma için ati satın alıyor. Ribat diyoruz ya, ribat ne demek? Yani kendisini ibadete hasretmiş. Ya hudutta hududi bekler, ribat derler. Yahut bir bina yaptırırlar, ehli ilme yahut ibadet edenlere taksiderler, ona da ribat diyoruz şimdi burada. Şimdi bu ati de böyle almış, Allah yolunda kullanılması için vektisabiha, onu iktisap ediyor. Yani o ati getirmiş, o at, atılan kesip gidip vurup kırıyor, ganimet getiriyor. Ve alefiha, yahut da hayvana alef veriyor, yediriyor, içiriyor. Bunların hepsinde vardır. Ne vardır? El ecru, ecir vardır. Bu mana, hadisin manası bu manaya gelir. Ve neyse zalik fil bigal, halbuki katırlarda bu yok. Ati beslersen, diğer bir hadis-i şerifte var ki, yediği, içtiği, hatta onun tersi, hepsi hasenat defterine yazılır. Ya katırda var mı bu? Katır hakkında da Peygamber Efendimiz bunu buyurdu mu? Yok, buyurmadı. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, innema yunzeu farasun ala faras, at at üzerine inze olunur, çekilir, hatta yekuna anhuma, hatta o ikisinden olsun, ne olsun, ma bir şey olsun ki, bir hayvan meydana gelsin ki, fihi o hayvanda olucudur, el ecru sevap olucudur. At ata aşarsa işte ondan bir at meydana gelir, ha o gelen atla da sevap vardır. Ve yahmilu himaren, himari çeker, ala feresin at üzerine. Feyekunu olur, enhuma o ikisinden, beğlun katır olur. Öyle katır ki la ecre fihi, onda sevap olmayan katır olur. İşte bunu kim yapar? Merkebi ata çeker, ondan katır olur ki onda da sevap yok.
Ha, bunu kim yapar? Kim? Yehmilunun faili. Ellezine şul bir kimseler bunu yapar ki la ya'lemun bilmezler. Sevap olduğunu bilmezler. İle ennehum onlar yetrukune terk ederler. Bizalik bununla merkebata çekmekle neyi terk ederler? İntacema bir hayvanın meydana gelmesini ki firtibatihi onu beslemekte olucudur. El ecru ecir olucudur. Ecir olan ati terk ediyor, katır meydana getiriyor. Ve yunticune bununla intac ediyorlar, meydana getiriyorlar. Ma bir hayvanı ki la ecre ecir olmadı. Firtibati onu beslemekteki katır. Katırı beslemekte sevap yok. İşte Resulullah Efendimiz'in hadisinin manası budur. Ehli ilim böyle dediler. Merkebi ata çekenler bilmeyenlerdir. Neyi bilmeyenler? Atta sevap olduğunu, katırda sevap olmadığını bilmeyenler bunu yapar. Yani madem sen bir hayvan meydana getireceksen, öyle bir hayvan meydana getir ki onu beslemek de sevap olur. O da ne de olur? At cinsinde olur, katır cinsinde olmaz. Yani katırı meydana getirmek haramdır manasına değil. Sevabı yok onun. Haram değil. فَمِمَّا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadislerdendir. Ne hakkında? Fis sevabı, sevap hakkında. Nerede sevap? فِرْتِبَاتِ الْخَيْلِ Ati besleyip ribat kılmak, Allah yolunda kılmakta sevabı beyan eden hadis-i şeriflerdendir. Maşhur bir hadis-i şerif ki, haddesena bize rivayet eyledi kim? Yunus'u. Biz diyen kim? İmam-ı Tahavi. İmam-ı Tahavi'ye kim rivayet ediyor? Yunus. Kale, Yunus dedi ki, haddesena İbn-i Vehbi. Bize İbn-i Vehb rivayet eyledi. Kale, ahbereni Hişam İbn-i Sa'id. Hişam İbn-i Sa'id rivayet eylemiş. O da kimden? An Zeyd İbn-i Eslem. O da an Ebi Salih. O da kimden? An Ebi Hureyre'te radıyallahu teala. Kale Hazreti Ebu Hureyre buyurdular ki Sü'ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil khayl. Peygamber Efendimiz'e sordular. Ati beslemekten, khayl'den sual ettiler. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Hiye li selase. Khayl üç şey içindir. At üç şeyde kullanılır. Li racülin ecrun. Kullanan adamların birisi için ecir vardır. Bunu ati besleyip büyüdenler için. Ve li racülin sitrun. Diğer ikinci bir adam için de at beslemekte sitir vardır. Ve li racülin vizrun. Üçüncü bir adam için de ati beslemekte günah vardır. Birisinde sevap var. Birisinde sitir var. Yani sevap yok, günah da yok. Sitir faydası var. Fakat üçüncüsünde de vizir var, günah var. Şimdi Resulullah Efendimiz izah ediyor. Buyuruyor ki فَاَمَّا مَنْ رَبَطَهَا Her kim ati beslerse ne için? عُدَّةً Bir silah olsun diye فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda. Allah yolunda binsin, geçsin, harp etsin. Bunun için yaparsa فَاِنَّهُ O adam لَوْ تَوَّلَ Bir bağ yapsa ayağına لَهَا atın فِي مَرَجٍ خَس۪يبٍ Otlu bir çayırda atı götürür de çayırlara çakarlar. Ayağına bir şey bağlarlar. Onun ipini de birazcık uzun eder. O ipin ucunu da kazıkla çakarlar. Ki at bir tarafa kaçmasın. O arada at dolaşır bir tarafa kaçamaz. Orada otlar. Onu götürse atı böyle bir yere çaksa bir otla var. اَوْ رَوْدَةٍ خَس۪يبَةٍ Ya bir çayıra yahut da otlu bir bahçeye. كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ Cenab-ı Hak o adam için yazar. Neyi yazar? Adede maşul bir sayı adedince yazar ki ekelet o hayvan yedi. Ne yazar? Hasenatin hasene yazar. O hayvan o çayırda otladığı otun sayısınca yahut da otlu bir bahçede yediği kadar ne kadar ot yediyse onların sayısınca Cenab-ı Hak ona sevap verir, derece verir. Hasene. Bir hasene de en aşağı Uhud dağı kadar. Ahiretin hasenelerinin ağırlığı Uhud dağı kadar. Artık düşün ki sayısı ne kadar olur, vezinde ne kadar olur. Ve adede evrasiha o hayvanın revüsleri, pislikleri kadar da yazar. Hasenatın gene hasene. Yedi ki hasene,
Çıkarıp attığı revs. Revs pisliğine derler. O da hasene. Velev in kata'a tivaluha. Onun bağı çözülse, tıvel, ayağına bağladıkları bağ. Velev in kata'a kesilse, tivaluha onun ayağının bağı. Zalik işte orada bağladığı, bağladığı müddetçe, orada otladığı müddetçe hasenat yazılıyordu. Oradan çözüldü, yahut da adam çözdü, çıkardı. O vakit ne olacak? Diyor ki, fe'atelet. Bu hayvan bindi artık gidiyor, bir yere gidiyor. Allah için herbe gidiyor. Şimdi yediği ot sayısı bitti. İçtiği su adet sayısı o da bitti. Orada terslediği o da bitti. Daha hasenat yok. Gerisen Resulullah Efendimiz diyor ki, o hayvanı bindi bir yokuşa çıktı. Fe'atelet. O âli oldu. Şerefen bir dağ. Ev şerefeyni yapıp da daha bir yukarı dağ. Yani yukarıya çıktıkça ona şerefe derler. Yani basamak basamak. Her çıktıkça keteballahu Cenab-ı Hak yazar. Adedi âthâriha o hayvanın ayaklarının sayısınca hasenâtin hasene. Yani burada illaki yokuş olması şart değil. Şeref bir yokuşa derler ama buradaki maksat atın hayvanlar ayaklarının sayısı murat. Her dağa çıktıkça, her vadiye indikçe, her adım attıkça ona hasenat yazılır. وَلَوْ مَرَّتْ Hatta o hayvan geçse bir nehrin bir nehre, öyle nehir ki accacin şiddetli aktığından ses çıkaran bir nehre ki yani istifade edilmiyor. Sumu da içilmiyor öyle bir. Şiddetle akıp gidiyor. İstifade edilir bir nehir değil. لَا يُرِيدُ سَقْيَ بِهِ Orada da su varmak istemiyor. Yani pek istifadeli bir nehir değil. فَشَرِبَتْ مُنْهُ Fakat hayvan ondan içti. Bir imkanını buldu da içti. كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri o adam için yazar. عَدَدَ مَا شَرِبَتْ İçtiği su miktarınca da yazar. حَسَنَاتٍ Haseneler yazar. Bak işte bu Allah yolunda besleyen bir hayvanın hiçbir işi beleş değil. Yemesi sevap, içmesi sevap, ona hizmet edecek, tımar edecek, bakacak yahut da binip yola gidecek, ya bir hastayı görecek, ya bir yere haber götürecek, ya gidip harp edecek. Hepsi Allah yolunda olduğundan hepsine hasenat var. وَمَنْ اِرْتَبَتَهَا Yok bir adam ati beslese. Ne için? تَغَنِّيَنْ Zenginlik için. وَتَعَفُفَنْ Kimseye mühtaç olmamak için. Yani adam ondan istifade ediyor, neslini alıyor. Yahut da çoğaldıkça satıp para ediyor. Ondan bir istifade görsün de başkasına mühtaç olmasın. Bunun için. سُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ Fakat Allah'ın hakkını da unutmuyor. فِي رِقَابِهَا Onların rikabında yani hayvanları çok. Atı bir tane olur, beş tane olur, on tane olur. Her yolunda istimal etmiyor ama fakat Allah'ın hakkını da unutmuyor onlara. Onların hakkında zengin olduğundan dolayı kendisine sedeke tereddüt ediyor. Sonra zekatta da ihtilaf vardır. Zekat tereddüt eder etmez. Bu ihtilaflı ya mesela zekat tereddüt ediyorsa zekatını veriyor yahut da zekat tereddüt etmiyorsa adam fakir fukarayı bindiriyor. Bazen onların işine koşuyor. Yani hakkullahı da orada unutmuyor. Evet. Rikab birisi pek mühtaç bir ata ihtiyacı var. Senin de 5-10 tane atın var. Birisini kaldırdın ona verdin. İşte bu rikabını bakıyor der. Zuhurunu ki arkasına binmesini verdi. Adam bir yere gidecek gidemiyor ama atına bindirdi. Bunlardan at gene senin. Ha öyle ha öyle. Yani bu hakkı da unutmazsa bir adam. Evet. Kânet lehu sitren minen nâr. O adam için bu da nardan bir sitir olur. Niye? Hakkullahini ödedi ya. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ateşle kendi arasında onu bir perde kılar. Oldu ki ve men irtabataha her kim bir ati beslerse ne için? Fahren ve riyaen onu ona buna fahretmek için, övünmek için o filan kesin atı var desinler. Riya için, desinler için olursa ve nevahu evet فَخْرًا وَرِيَاءً وَنَوَاءً عَلَى الْمُسْلِمِينَ Müslümanlar üzerine kibretmek için, iftihar etmek için onu besliyor. Ne Allah rızasını düşündüğü ki var, ne de onu hak yolunda kullandığı var. كَانَتْ لَهُ O adam için o at beslemesi olur. بُورًا helak olur. يَمَلْ قِيَامَةِ Kıyamet günü helak olur. Yandı o adam. O hem sordular, dediler ki فَالْحُمُرُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ
Ya merkepler hakkında ne buyurursun? Kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, lem yenzil aleyye fil humuri şey'ün. Orada nükteyi damme yapın. Fil humuri. Merkepler hakkında bana bir şey nazil olmadı. İlla hâzihil âyetul fâzzetu. İlla şu tek ayet nazil oldu. O da nedir? Estaizu billah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ Her kim amel ederse, مِثْقَالَ ذَرَّةٍ zerre miktarı. Zerre en küçük bir şey. Şöyle güneşe baktığımız vakıtta, sen bir odada ol, güneş de içeri girsin, bakarsan o güneşte bir direk gibi içeriye vurmuş, onun içinde gayet ufak bir şeyler uğraşıyor, dolaşıyor. Ona zerre derler. Hakikatte bakarsan bir şey yok ama güneşin içinde bakarsan binlerine dolu gibi görünüyor. Hakikatte var onlar ama bizim gözümüz göremiyor. Güneş onu ne ve ma gösteriyor. Fakat daha büyütücü aletlerinden bakarsıksa o ufak şeyler büyük görünür. İşte ona zerre derler. Ha o baktığımız alet onu büyütüyor. O vakitte o zerrelikten çıkıyor. O baktığımız alete göre o zerre değil, o büyük bir cisim. Onun zerresi de onun en küçük o baktığımız aletinden kabili teksim olmayacak derecede görünen ona zerre denilir. Fakat daha büyütücü bir alet olur. Ona bakarsansa onun zerresi de o harman kadar olur. Artık bu esgari namütenahiye gider ki akıllar orada duruyor. Fakat bizim kendi gördüğümüz göze kadar biz onu itibar ediyoruz. En ufacık bir şey ki daha ondan küçük olsa göremeyeceğiz ona zerre diyoruz. İşte Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurur ki bu zerre kadar hayır işlesen zayi olmaz. Ve men ya'mel miskale zerretin şerre yara. O zerre kadar şer de işlesen onu da göreceksin. Hayrı de göreceksin, şerri de göreceksin. Şimdi himarların bu ayeti kerimeye tatbiki nasıl olur? Ha, demek ki sen himar beslemede serbestsin. Mübahtır. Fakat onun istimalında onu hayırda istimal edersen sevabını görürsün. Şerde istimal edersen vebalini görürsün. Zaten bütün mübah olan mallar böyledir ya. Öküz olsun, inek olsun, davar olsun, mal olsun, para olsun. Hayır da kullanırsan sevabını görürsen, şer de kullanırsan ise onda vebalini görürsün. Bu çok münasip oldu burası, evet. Haddesena Yunus kâle ahberene ibn-i Vehbin kâle ahbereni Amr ibn-i Haris en Bükeyrin en Ebi Salih en Ebi Hureyret en Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem binehvi zâlike eyba. Eynen bu hadisi şerifi İmam-ı Tahaviye Yunus da rivayet eyledi. Haddesena Muhammed ibn Amr kâle haddesena Abdullah ibn-i Nümeyr en Abdillah en Ubeydillah en Nafi'in Ali ibn-i Ömer enin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Ömer Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi ki kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular el khaylu me'kudun fî nevâsihel khayru ilâ yevmil kıyâme. El khaylu at cinsi. Atlar nam cins için neyse hangi at olursa olsun. Çünkü atın da yerine göre bazısı koşu atı olur, bazısı binek atı olur. Hangisi olsa hepsinin faydası var. Me'kudun bağlanmıştır fi nevasiha onların alınlarına. El hayru hayır. Hayır onlar atların alınlarındadır. Ne vakıda kadar? İlâ yevmil kıyamet. Kıyamet gününe kadar. Bu hadisi şerif şuna delalet ediyor ki kıyamete kadar atın faydası dokunacak. At hiçbir vakıtta faydadan hali olmayacak. Ne kadar teyyareler çıksa, tanklar çıksa, ne olsa gene at yeri geldi mi at lazım olacak. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe kâle haddesena Ali ibn Müsir en Ubeydillah en Nafi'in Ali ibn Ömer enin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mislehu aynen bu hadis-i şerifi ile zikreyledi. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن سلمة الكعنبي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا تلحة بن أبي سعيد أن سعيدا أن سعيد المقبورية حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أنبال فالمز buyurdular ki من احتبس فرسا bir adam bir atı hapsetse fi sebilillah Allah yolunda yedirip içirip bekliyor ki fi sebilillah onu kullanır
Ne için bu nibeste sevati? İmanen billah, Allah'a iman ettiği için. Ve tesdiken bi vuudillah, Allahu Teala'nın vaatlerinde tesdik ettiği için. Allahu Teala at besleyenlere hasenat yazacak ya, o adam da bunu biliyor ve bilerek besliyor. Kânet olur. Şibe'uhu vaatın tokluğu, yani yediği alır. Ve reyyuhu içtiği sular. Ve revsuhu çıkardığı revsler. Ne olur? Hasenatin haseneler olur. Fî mizânihi mizanında yevmel kıyamet. Kıyamet günü hasenat ve seyyiat defterleri getirip dartılacak. O dartıldığı vakitte o atın yediği, içtiği ve çıkardığı hepsi hangi tarafa konulacak? Hasenat tarafına konulacak. Haddesene Fethun kâle haddesene ibn Ebi Meryem kâle ekberene ibn Lehi'a kâle ekberene Utbe ibn Ebi Hakim anil Hüseyin ibn Harmelatel Mehdiye an Ebil Musabbih onu da harekeleyin, Musabbih an Cabir ibn Abdillah kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el khaylu fî nevâsîhel khayru ve neylu khayl fî nevâsîhâ onların alınlarındadır. El hayru ve neylu. Hayır ve neyl, yani meramına erişmek. İlâ yevmil kıyâme, kıyamet gününe kadar. Ve kellidûhâ, siz onları teklid edin. Boyunlarından güzel şeyler asın. Atın boyunlarına boncuklar vesaireler asar, süslerler ya. Yani onları süsleyin, sevin, hürmet edin. Ve lâ tukellidûhâ el evtâr. Evtâri teklid etmeyin. Burada da nihayede iki mana veriyor. Diyor ki وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْاَوْتَرْدَ مُرَتِ yani siz onu masiyetlerde, kötü şeylerde kullanmayın. Yahut da evtar, vitrin cemi hakikaten ok var ya, yaya kuru ok atarlar, o okları hayvanların boynundan asmayın. İki manayı kastediyor. Fakat burada esas maksud Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar at beslemenin Allah için olursa sevabı var mı yok mu onu beyan ediyor, var. حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن يونس بن عبيد الله عن عمر بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم تيامبر فنزي اشتم ديور راوي جرير بن عبد الله الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة قيامة gününe kadar خير atın alnına bağlıdır. O da nedir? El-ecru vel-galime. Birisi sevap, birisi de galime. Yani kıyamete kadar at besleyen Allah sevap verecek. Hem dünyada da ganimet atla elde ediliyor. Gidip harp edecek, vuracak, kıracak, ganimeti elde edecek. İki adam harbe geçse, biri yaya geçse, biri atlı geçse. Yayaya bir hisse verilecek, atlıya iki hisse verilecek. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثنا يزيد بن زرع عن يونس فذكر بإسناد مثله أينم بحديث شريف إمام التحاوي محمد بن خزيمة رواية لمس yine يونس رواية ediyor إمام التحاوي يونس'tan حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية بن صالح يحدث قال حدثني زياد بن نعيم أنه سمع أبا كبشة Ebu Kepşe bir zatın ismi diyor. Ben onu işittim ki yuhaddisu. Rivayet ediyor. Sahiben Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin ashabından birisine. Enne semi'a Ebu Kepşe'te yuhaddisu. Ebu Kepşe'yi ben işittim, rivayet ediyor. Ebu Kepşe kim? Bunu izah ediyor. Sahibun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle olacak. Yahut da yuhaddisu en sahibin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir en de belki mehsup başka bir sahabeden rivayet ediyor. Fakat zahire göre Ebu Kepşe yani kendisi eshaptan sahibin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yekulu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet ederdi. El khaylu ma'kudun fi nevasihal khayr. Hayır nedir? Me'kudun bağlıdır. Fî nevâsiha onların alınlarında el-hayru hayır. Ve ehluha at besleyenler bu ehli hayır derler. At besleyenler de mu'anûne yardım olunurlar. Allah tarafından onlara yardım gelir. Aleyha at beslemeye. At besleyenlere Allah-u Teala da yardım eder.
vel münfiku aleyha. Ata infak ediyor, yediriyor, içiriyor, masraf ediyor. Ata infak eden de kelbasiti yedihi, iki elini basletmiş, koymuş gibidir. Bir sadakati sadakaya, iki eliyle sadaka veriyor. Bir adam nasıl? İki eliyle sadaka, bir eliyle sadaka vermek az, iki eliyle sadaka vermek çok. İşte o adam da iki eliyle sadaka veren gibidir. O kadar fazileti var. Haddesena Fethun, kâle haddesena Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe, kâle haddesena Bekir ibn İdris ve ibn Fudayl, an Hüseyin, an Şabiyyi, an Urvete el-Bârikiyyi, kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, el-khayru me'akudun fî nevâsil khayr. Khayr, atın alınlarında bağlıdır. Fekîle ya Resulallah, mimme zâlik. Neden böyle oldu diye Peygamber Efendimiz'e dediler. Kâle buyurdu ki, o da neden yani o hayır? El ecru vel ganime ila yevmil kıyamet. Kıyamete göre kadar ati beslemede ecir vardır, ganimet vardır. İşte hayır bunda. Ve zade fihi İbn-i İdris. İbn-i İdris bu hadiste rivayette ziyade iledi. Dedi ki vel iblu izzun li ehliha. Vel iblu ya deve. Deve besleme nedir? Vel iblu ha. Deve beslemek de izzun. Develer izzettir. Li ehliha sahibine. Bir adamın devesi varsa bu adam da zelil olmaz, aziz olur. Vel ganemu ya koyun. Koyun da bereketun berekettir. Mübarek koyun. O kadar bereket ki bütün dünya koyun yer. Binlerle koyun kesilir. Gene dünyayı tutar. O kadar Cenab-ı Hak onda bereket kalbetmiş. Halbuki koyun senede bir defa yavru yapar. E azami pek nadir cinsler iki tane. Sonra bir koyun bir yavru yapar. Azami iki tane. Bazı nadir olarak. Böyleyken dünyayı tutmuştur. Fakat bir de köpeci kıyas et. Bir köpek en aşağı 4-5 tane yavru yapar. Sonra senede iki defa yapar. 4 yavru yapsa senede 8 yavru yapar. Öyleyken cinsi yok. Dünyada köpek az. Ne kadar az. Sonra köpeği kimse kesip de yemiyor. Koyunu binlerle koyun, milyonlarla koyun dünyada kesiliyor. Bunu da bazı zavattan öyle işittim. Koyun seher vakti oldu mu Cenab-ı Hak ona bir his vermiş, ayağa kalkar. İlla şafaka ayakta getirir. Uyumaz. Cenab-ı Hak ona bereket vermiş. Köpek de gece havlar, seher vakti oldu mu kafasını koyuyor, yere yatar işte. Seher vaktini geçirir, bereketi yok. Evet. Haddesena Fethun, kâle haddesena İbrahim, kâle haddesena Katar, an Ebi İshak, kâle vekef aleyna urvetul bariqi ve nahnu fi meclisina. Ebu İshak diyor ki biz meclisimizde otururken urvetul bariqi geldi. فحدثنا فقال bize hadis rivayet eyledi ve dedi ki semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Peygamber Efendimizin dediğini ben işittim. Ne dediğini? El hayru ma'kudun fi nawasil khayl abadan ila yawmil kıyame. Bu hadisi şerifi Resulullah Efendimizden ben işittim dedi. El hayru hayr ma'kudun bağlıdır fi nawasil khayl. Evet, hayilin alınlarında, atların alınlarında ebeden, alet devam, kesilmesi yok. İlâ yevmin kıyameti, kıyamet gününe kadar. Haddesena ibn-i Merzuk, kâle haddesena Müslüm ibn-i İbrahim, kâle haddesena Şuhabet ve Nebi İshak, enil Ayzâr ibn-i Hureyth, en urvete anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Ve yine hadisi şerifi Feyraz ibn-i Hureyth de Resulullah Efendimiz, urveden urvede Hazreti Peygamber Efendimiz'den rivayet eylemiş. Fakat urve sahabi değildir. Tabiinden olduğundan hadis mürsel. Haddesene ibn Ebi Davud el-Vihaziyyü. Kale haddesene Züheyrün an Cabir ibn Amir. En urvetel barikiyyü anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Demek ki urve de kimden rivayet eylemiş? Urvetel barikiyyden. Yukarıdaki urveden murat yoksa urvet ibn-i Zübeyir. Ha değil. Ben urvet ibn-i Zübeyir'e dedim. Eyzâri ibn-i Hureys, Urve, yani Urve meşhur bildiğimiz Urve değil. Urvetül Bârike, hadis mürsel olmaz o vakıfta. Hadis muttasil olur. Urvetül Bârike. Hani bir de Urve ibn-i Zübeyir var ya meşhur. Benim aklım ona gitti. Yok, Urve ibn-i Zübeyir değil bu. Urve mutlak gelirse, Urve ibn-i Zübeyir murattır. Fakat burada, yukarıki hadiste, Urvetül Bârike'nin ismi geçtiğinden, ikincide babasının isminin lakabını getirmedi. Urve dedi. Ve zade bu rivayette ziyade eyledi. El ecru vel ganime. Bunu da ziyade eyledi.
حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس قال حدثنا الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال حدثني سلمة بن قيس السكوي. Şimdi burada Selemet bin Kays Sikkevi, buna ben baktım. Nihayet bir şeyde, Ricali Hadis'te. Selemet bin Kays Hatafani var. Kufeye nazil olmuş. Bir tane, başka Selemet'e yok. Selemet bin Kays bir tane. Ha. Fakat bu Sikkevi kaydı orada yok. Bazıları Sükkeri demiş. Bu Sikkevi mi, Sekevi mi ne olduğunu aradım. Yalnız bu kelime yok. Yalnız Hatafani diyor. Başka bir lakabı daha var. Burada var ama başka kitaplarda nedir? Olsa olsa Sikke'den gelir. Sikke sokağa derler ya. O ne izafette Sikke olsa gerek. Kale Semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selamet ibn-i Kays buyurdular ki ben Peygamber Efendimiz'i işittim. Yekulu buyururdu el khaylu me'kudun fi nevasiha el khayru ila yevmin kıyame ve ehluha mu'anune aleyha. Bu hadisi şerifi Resulullah Efendimiz'den işittim buyurdu. El khaylu khayl at me'kudun fi nevasiha, onların alnına bağlıdır. El khayru khayr ila yevmil kıyame, kıyamete kadar. O khayr de neden? Öteki hadis-i şeriflerde de izah eyledi ki ecir ve ganimet. Ahirette sevap var, dünyada da ganimet var. Ve ehluha mu'anune aleyha, onu besleyenlere de Allah yardım eder. Fe'in kâle kâilun, bir adam dese ki فَمَا مَعْنَ اَخْتِصَاسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَنِي هَاشِمْ بِنْ لَهْيَعْنِ اِنْزَاءِ الْحَمِيرِ عَلَى الْغَيْلِ. Sen bu kadar methettin. Ondan sonra merkebi de mübah kıldın ki hamiri merkebe çekmekte haramdır. Mübahtır. Mübahtır dedi. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir rivayet geldi ki Ehl-i Beyt'i üç şeyle taksis etmiştir. Birincisi hamiri merkeplere çekmesinler. Bir de sedekayı yemesinler. Bir de neydi? Üçüncüsü daha var idi. Yukarıda dün geçti ya. İsmağul vudu. Ha. Abdest alırken abdeste güzel, bol bol alsınlar. Peki burada Peygamber Efendimiz siz merkepleri Ehl-i Beyt'e değil dedi ki atların üzerine çekmeyin. Başka bir kimseye çekmeyin demedi. Yalnız Ehl-i Beyt'i men etti. Bundaki ihtisasın sebebi ne? فَمَا مَعْنَ اَخْتِصَاسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz'in has kılmasının manası nedir? Kimi? Beni Haşim. Neye? Bin nehyi, nehyi has kılması. Neden? اَنْ اِنْزَاءِ الْحَم۪يرِ عَلَى الْخَيْرِ. Hamiri hayla çekmekten. Nehyi de bunları has kıldı. Diğer ümmeti Muhammed'i serbest bıraktı. Bunun cevabı قِيلَ لَهُ. Ona denilir ki اللّٰهُمَّ اَشْرُ. Lima bir şey için bu ihtisas oldu ki haddesene Nebi Davud. Kale haddesene Ebu Amr el-Havdiyyü. Kale haddesene Merciyyü ve İbn-i Raca. Kale haddesene Ebu Cehdem. Kale haddesene Ubeydullah ibn Abdillah. Ali ibn Abbas radıyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eylediler. Kale buyurdu ki Mehtassana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi Resulullah Efendimiz bir şeye has kılmadı. İlla bi selasin, illa üç şeyle has kıldı. Yani diğer nas'tan ayırdı bizi, üç şeyi bize tahsis etti Ehl-i Beyt'e. Ellâ nâkûle sadaka, sadaka yemeyelim bir. Ve nüsbigal vudu, abdest alırken isbağ edelim, bol bol abdest alalım. Ve enlâ nünziye himâren alâ feres, bir. Himâri de feresi çekmeyelim. Peki, Resulullah Efendimiz Ehl-i Beyt'e bunu tembih etmiş. Bunun manası Abdullah ibn Abbas diyor ki, kâle. Ravi diyor ki فَلَقِيْتُ عَبْدُ اللّٰهِ بِنَ الْحَسَنِ. Abdullah ibn Hasan'a ben tesadüf ettim. وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. Beyti tavaf ediyordu. Buna bir ismi de Abdullah el-Mahat'tır. Hazreti Hasan'ın meşhur Hasan ibn Hasan'ın oğlu. Bu Abdullah ibn Hasan dedi ki ikinci Hasan'dır. Esas İmam Hasan'ın oğlu Hasan var. Onun oğlu da Abdullah ve ona Abdullah el-Mahat da derler. Ben buna tesadüf ettim. O da tavaf ediyordu. فَحَدَّسْتُهُ. Bu İbn Abbas'ın rivayetini ben ona söyledim ki böyle bir hadis rivayet ediliyor. Ne dersin? Fekale dedi ki sadak. Abdullah İbn Abbas doğru söylüyor. Resulullah Efendimiz bunu buyurmuştur. Sebebi de kânetil haylu at idi. Atlar galileten az idi. Fî Beni Haşim. Beni Haşim'de atlar az idi. Fe ahabbe.
sallallahu aleyhi ve sellem arzu etti ki en teksure fihim, atlar çoğalsın. Atlar çoğalsın da o da nasıl çoğalacak? Ata ata çekecek ki at olsun. O da ayrıca onlardan da gene at gelir. Fakat katır sülalesi olursa, merkebi ata çekerse katır gelir. Katırın sülalesi yok, kesilir. At olur. Atlar çoğalsın diye Resulullah Efendimiz bunu emreyledi. Febeyyen Abdullah İbnül Hasan, Abdullah İbnül Hasan beyan eyledi. Bitefsirihi hâda, bu tefsiriyle neyi? El-mâne'l-lezi şul bil mânayı beyan etti ki, lehu o mâna için ihtassa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz muhtas kıldı. Beni Haşim, Beni Haşim'e muhtas kıldı ki en la tunzul himare, merkepleri inza etmeyeler ala feresin, ata çekmeyeler. Niçin? Katır türetmeyin. Yani haram olduğundan dolayı değil, atınız az. Beni Haşim atlar çoğalsın diye. Ve ennehu lem yekun littahrim, bu haram için olmadı, haramdır diye bu emir olmadı. Ve innemâ kânetil illetu, bundaki illet, merkebe ata çekmeyiniz demesindeki illet, kılletul hayli fihim, Beni Haşim'de atların az olması idi. Feizer tefaat tilkel illetu, o illet kalktı mı? Beni Haşim'de atlar çoğaldı mı? Evet. Ve kesuretil haylu, atlar da çoğaldı mı? Fi eydihim, Beni Haşim'in elinde. Saru fi zalike, bu meselede hakkında, bu mesele hakkında Beni Haşim'de olurlar ki gayrihim, diğer nas gibi olurlar. Yani merkebe ata çekebilir. Demek ki at az olduğu vakitte çekmeyin demiş Peygamber Efendimiz. Ve fi ihtisasin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in has kılmasında bin lehyi enzalik, bundan lehyi de, yani ati merkebe ata çekmeyin, bunu has kılmasında olucudur. Delilün delil olucudur. Ehl-i Beyt'e has kıldı. Dedi ki siz merkebata çekmeyin. Bunda delil var. Neye? Diğer nasıl helaldir. Delilün delil olucudur. Ela ibahatihi, bunun mübah olmasına, evet, Peygamber Efendimiz'in mübah kılmasına, iyyahu, himari merkebe şeye hayla inza etmekte, çektirmekte, li gayrihim, başkalarına. Çünkü haram olsa herkese yapmayın derdi. Yalnız Ehl-i Beyt'e siz yapmayın dedi. Ama başka nasıl mübah. Ehl-i Beyt'e de muvakkat. Yani atları çoğalıncaya kadar. وَلَمَّا كَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, vaktaki Peygamber Efendimiz قَدْ جَعَلَ قِلْدِ فِرْتِبَاتِ الْخَيْلِ, atları beslemekte, مَا زَكَرْنَا, bizim zikrettiğimiz şeyi kıldı. مِنَ الثَّوَابِ وَالْأَجْرِ, sevap ve ecirden zikrettik ya, bunlar oldu. وَسُوِلَ عَنْ اِرْتِبَاتِ الْحَمِيرِ, bir de merkepleri beslemeden sual edildi. Bu tam izah etti ki yukarıdaki ibare hümür. Hamir değil, hümürmüş. O nükteyi metbeden ziyade koymuşlar da bizi de şaşırtmışlar. Bir de ondan sual ettiler. فَلَمْ يَجْعَلْ فِرْطِبَاتِهَا شَيْئًا, merkepleri beslemede bir sevap, bir şey kılmadı. Yani sevap vardı demedi. وَالْبِغَالُ الَّتِي, katırlara gelince, katırlar ki ya خِلَافُ الْخَيْلِ, خَيْلٍ خِلَافِدِ, خَيْلٍ خِلَافِ olduğu gibi o da misluha, merkepler gibi oldu. كَانَ مِنْ تَرْكِ, kâne oldu. Men, bir kimse ki tereke, terk etti. Neyi? En tüntice, intac etmeyi. Mâ firtibâti ve kesbî sevabın. Onu beslemekte, onu kesmekte sevap olan bir şeyin intacını terk etti ki o da nedir? Hayl. Hayl beslemeyi terk etti. Ve entece mâ lâ sevâbe firtibâti ve kesbî. Onu beslemede, onu kesbetmekte sevap olmayan bir şeyi intac etti ki, yani katırı intac etti. İşte bu adam oldu. Kâne men. Kâne'nin ismi hangisi? Men. Bu men oldu. Kimden oldu? Minellezîne lâ ya'lemûn. İşte bilmeyen adamlardan oldu. Kâne men. Minellezîne lâ ya'lemûn. İşte Peygamber Efendimiz'in bilmeyenlerden dedi ki bu oldu. Fakat sebete bimâ zekârnâ. İşte bizim zikrettiğimiz bu ibarelerle sabit oldu. Ne sabit oldu? İbâhetü netcil bigâl. Katır beslemenin mübah olması, mübah oldu. Kime? Li Beni Haşim, Beni Haşim'e ve gayrihim, gayrisine. Beni Haşim'e de mübah, gayrisine de mübah. Ve imkâne intacul hayli. Her ne kadar atı beslemek, onu intac etmek, meydana getirmek olduysa da, eftale min zalik. Katırı beslemeden eftal olduysa da, fakat o da mübahtır. Ama at beslemek daha eftal. وَهُوَ قَوْلُ أَب۪ي حَن۪يفَةَ وَأَب۪ي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَع۪ينَ,
İşte bu üç imamın kavli de budur. At beslemesi afdaldır. Katır beslemesi de mübahtır. Fakat hangisinde sevap vardır? Hatta. Hatta sevap var. Katır, merkep bunları da hayırda kullanırsan sevabını alırsan, şerde kullanırsan sevabı yok. Fakat at onlardan daha müstesna. Atı da zaten teksim etti üçe. Birisinde ecir var. Birisinde zenginlik, sitir var. Birisinde de vizir var. Vallahu Teala a'lem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.